Asit çok tehlikeli. Asitle ilgili mesela eritrositler, kandaki asit oranı yükselirse akyuvarların hareket kabiliyeti azalır. Nefes darlığı başlar kişide. Oksijen alıp vermekte zorlanır. Hücrelerde asit çoğalırsa cüruf meydana gelir. Asitle ilgili o kadar çok şey var ki saymakla bitmez. Romatizmayı tetikler. Evet. Nefes darlığına sebep olur. Birçok yan tesir var. Homosistein de çok çok yani et, peynir, yumurta aynı zamanda homosisteine sebep olur. Homosistein yükselir. Homosistein nedir? Toksik bir madde. Yemiş olduğumuz besinler, hayvansal besinlerdeki proteinler amino aside dönüşür. Amino asitler hücre yapımında kullanılır. Yani hayvansal ve bitkisel proteinler amino aside dönüşür küçük moleküllere. Bu amino asitler tekrar hücre yapımında kullanılmak için proteine dönüşür. İnsan proteinine. Hayvan ve bitki proteini vücudumuza değişerek hücre yapımında kullanılır. Proteini tekrar proteine dönüşür. Bu dönüşümler sırasında bir artık madde ortaya çıkar. Buna homosistein denir. Biyojen bir amin. Bu amino asit değil. Biyojen amin. Toksik bir madde. Homosisteini, B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit yani B9 vitamini homosisteini bu toksik maddeyi tekrar metiyonin denen bir amino aside, faydalı amino aside dönüştürür. Zararsız hale getirir. Şayet kişide B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitaminine folik asit de denir. Bu üç vitamin varsa problem değil. Homosisteini bu vitaminler tekrar faydalı amino aside dönüştürür. Problem ortadan kalkar. Fakat bağırsaklara mantar yerleşmişse, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle karaciğer yoruldu, yağlandığı için vitaminler azalıyor. Bu toksik maddeyi aratmak için aşırı vitamin harcanıyor. Vitaminler azaldı, homosistein yükseldi. Ne olur? Homosistein LDL kolesterolünü tetikler, oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Ona karşı savaş ilan eder. Kanımızda dolaşan makrofaj, uzay gemisi gibi, aynı ahtapot gibi, uzay gemisi gibi bu. Bütün yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları yer, yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak öldürür. Binlerce gözü varmış gibi makrofaj, oksit denen LDL kolesterolü ne gibi algılar? Mikrop gibi, onu yer. Yerse şişer 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 balon gibi patlar, ölür. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde ortaya çıkar. Hangi organda, hangi damarda bu yapışkan madde ortaya çıkarsa o damara, o organa zarar verir, yağlanır. Damarlarda plaklar oluşur. Organlarda yağlanma oluşur. Karaciğerde yağlanma olursa karaciğer iflasa kadar gider. Pankreaste yağlanma olursa şeker hastalığını tetikler. Damarlarda yağlanma olursa beyin kanamasına, kalp krizine vesaire sebep olur. Homosistein çok çok tehlikeli. Bu da kimde olur? Et, peynir, yumurta çok yiyenlerde. Peygamber Efendimiz ne demiş? Her gün et yemeyin. Niye söylemiş? Peygamber niye bunu diyor durup dururken demiyor değil mi? Bir bildiği var. Çünkü et, peynir, yumurta yediğinizde ürük asit yükselir. Her türlü romatizmayı, gut hastalığını vesaire tetikler kemik erimesini. Asit. Bu asidi vücudumuz nötrleştirmek için ürük asit, ürük tuzuna dönüşür. Ürük asit tuzuna. Buna da ürat denir. Kristal şeklinde. Bu da sinirleri böyle iğne gibidir kristaller. İğne sinirleri sıkıştırır, iğne gibi batar. Kişi de romatizma ağrıları, bel, boyun, kalça, diz ağrıları, siyatik ağrıları, bir sürü ağrılar ortaya çıkar. Yani hayvansal ağırlıklı beslenmek çok büyük bir risktir. Her gün hayvansal et, peynir, yumurta yenmez. Zaten et, peynir, yumurta yenmesi mümkün değil. Neden? Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendinin dediği gibi insanlar her gün et yese ne olur? Bir ayda tavuk kanatlılar biter. 70 milyon nüfus. İkinci ayda küçük baş hayvanlar biter. Üçüncü ayda büyük baş hayvanlar biter.
Dördüncü ayda insanlar sadece bitkilerle beslenir.